Onlara göre, şöyle sanatçılara göre ses açıcı. İşte ha, ne var, bileyim var, ben. Tabii. Değil mi? Sürekli böyle aktif olabilecekleri, yorgunluk hissetmeyecek. Çünkü gece çalışıyorsunuz. Değil mi? Evet, hocam var mı öyle bir şey? Dinç tutacak. Ginseng, ginseng forte. Ginseng forte. Evet. Duydunuz mu? Sanatçılara genellikle faranjit olur. Boğaz değil mi? Ses telleri. Evet, boğaz ses tellerinde yıpranma olur. Üşütürse, üşütme, grip, nezle bunu çeker. Zamanla faranjit olur. Bu gibi rahatsızlarda ıtır forte. Itır forte. Itır forte. Itır forte. Evet, geçen bir soru sordunuz da cevabını alamadım. Hangisi dediniz. Hocam? bazı bayanlar evde kalıyor. Ne evet, olacak? Evet, güzelleşmek istiyoruz hocam ya. Güzelleştirelim, evet güzelleştirelim. Evet, kızlarımızı güzelleştirelim. Değil mi? Bu çay ağacı yağı. Adı çay ağacı yağı fakat çay bitkisiyle ilgisi yok. Çay adı ağacı. Adı çay ağacı. İngilizcesi tea tree. Tea tree. Şimdi bu Avustralya'da yetişen bir bitki. İngiliz asıllı Christoph Dean Güney Afrika'da seyahat sırasında ayağı yaralanmış. Tabii. Hocam o konuya birazdan devam edelim mi? Edelim, buyurun. Alo. Alo. Buyurun efendim. Alo. Buyurun. Kiminle görüşüyorum? Buyurun, nereye aradınız? Ürünlük programını aradım. Tam yerindesiniz. Buyurun. Tam yerindeyim. Nasıl tam yerindeyim mesela? Şu anda canlı yayındayız. Buyurun. Size bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun, buyurun. Şimdi ben canlı yayına bağlandım ya. Evet. Sesimi 70 milyon kişi duyar mı? Tabii ki de duyar. Alo? Sesinizi duyar mı? Duyamaz. Çünkü neden? Telefonumuz düştü. Tekrar ararsanız bekliyoruz sizi. Evet hocam. Sesi düştü. Acaba kötü bir şey mi söyleyecekti hocam? Düştü böyle. Bilmiyorum, ben o işlere karışmam. Kahin falan değilim. Ben bilmediğim konuda konuşmam. Burada müneccim şey vardı. Bu uzman vardı. O anlar. Şey, Nur Hanım mı anlar? Yok yok, beyefendi de neydi bu konularda? Zeynel Bey. Gelecekle ilgili. Evet Zeynel Bey, inşallah önümüzdeki günlerde yine ağırlayacağız onu da. Şimdi bu çay ağacı ya, aslında çayla ilgisi olmayan bir bitki. İngiliz asıllı seyyah Güney Afrika'da gezerken ayağı yaralanıyor. İyileşmiyor, müzmünleşiyor, kronikleşiyor. Seyahati yarıda bırakıp Londra'ya dönüyor. Kardeşi diyor ki çok kolay. Ne olacak? Çay ağacı yağıyla birkaç defa sürüyor, iyileşiyor. Oo, çok güzel bitki, bir yağ. Nereden temin edebiliriz, nasıl temin edebiliriz? Avustralya'da yetişir. Avustralya'da, ülkemizde yok mu hocam? Ülkemizde yetişebilir. Mesela Antalya'da, Adana'da. Antalya'da. Sulak bölgelerde ekilirse yetişir. Güney Avustralya'nın iklimiyle Türkiye'nin Akdeniz iklimi birbirine çok benzer. Özellikleri aynıdır. Bununla ilgili, çay ağacı yağıyla ilgili yapılan klinik araştırmalarda birçok özelliği vardır. Bu özelliklerden birkaçını sayayım. Mesela Profesör Doktor Bazart ve ekibi yapmış oldukları klinik araştırmasında efendim tırnak mantarını iyileştirdiği belgelenmiştir. Tırnak mantarı. Tırnak mantarı. Günde 5-6 defa birkaç damla sürüyor, iyileştiriyor. 2. Profesör Doktor Williams ve ekibi efendim akneye karşı akne sivilce günde birkaç defa birkaç damla sürüyorsunuz. Şu ergenlikte çıkan sivilceler evet, hocam evet, evet. Oluyor hocam, onu biz sıkıyoruz böyle izleri kalıyor. Onlara evet. Da iyi geliyor mu? Başka bir televizyon programında kapatması zor, sıkması burada rahatsız ediyor. Sürekli fondötenle kapatıyor. Bu ne olacak dedi canlı yayında. Bir damla süreceğiz dedi. Evet. Başka bir televizyon programında da o bayanda da dudağında uçuk. Herpes. Herpes simplex tip 1. Uçuk. Yok mu buna bir çare? Var çare. Buyurun dedim çay ağacıya. 2 gün sonra tamamen yok oldu. Yani herpese karşı etkili, sivilceye karşı etkili, akneye karşı etkili, tırnak mantarına efendim Profesör Doktor Blaşa ve ekibinin yapmış olduğu klinik araştırma da bayanlardaki P
pis kokulu akıntılara, yani vajina mantarına karşı etkili. O nasıl kullanılacak? O biraz farklı tabii bayanlarda. Evli olan bayanlar veya bakire olmayan bayanlar 4-5 damla tampona damlatıyor. Bayanların adet gününde kullandıkları tampona ve fitil gibi kullanıyor. Evet. Bütün her türlü pis koku bayanlarda, yani bağırsaktaki mantarlar vajinaya yerleşiyor. Bu da pis kokulu akıntılara sebep oluyor vesaire. Tabii ki ilişkilerde de problem yaratıyor. Bunu kullandığı zaman kısa sürede bu pis kokulu akıntılardan bayanlar kurtulur. Eğer ki bundan kurtulmazsa buraya yerleşen mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bayanlarda çok ağır enfeksiyonel kadın hastalıklarını tetikleyebilir. Rahimde, yumurtalıklarda vesaire. Bununla ilgili çok güzel araştırma yapılmıştır. Yani sivilce, akne, tırnak mantarı bayanlarda pis kokulu akıntılara karşı dünyada en etkili bitki ve hiçbir yan etkisi yok. Benim küçük oğlum da doğduğunda sağ testisinde böyle mantar oluşmuştu. Doktoru bir ilaç verdi. Geçmiyor, faydası da olmuyor. Baktım uzun süre kullanırsak kimyasal ilaç can tesiri olacak. Dur dedim, ben bunu hallederim. Birkaç gün kendim çocuğun testislerine sürdüm. Ondan sonra bir hafta sonra hiçbir şey kalmadı. Bir hafta sonra. Evet, çay ağacı yağı, tea tree tree. Burada klinik araştırmaları var, belge var, bilgi var. Her şey raporlu, evet, belgeli, evet, bilgili belgeli diyoruz hocam değil mi? İspatı var her şeyin. Evet. At her şeyin. Evet. At kestanesi. Bu görmüş olduğunuz at kestanesi ne işe yarar? Evet hocam, sokaklarda görüyoruz ve atıyoruz, yani hani dokunmuyoruz bile. Bunları. Atmayalım, atmayalım. Bu elmastan daha değerli, kıymetli. Değerli mi bu? Çok çok değerli. Her yerde görüyorsunuz. Çok sert. Dişinizi kırar. Kırmak isterseniz böyle. Oh, kırmayın hocam dişinizi. Taş siz bize lazımsınız. bunu soyduktan sonra. Aa hocam. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet. Şiddete hayır. Aa evet, evet hocam, ya ben bunu es geçmişim. Es geçtiniz, o gün evet. Böyle bir telaşımız oldu. Ama eve gittim, çok üzüldüm. Bizim hocamıza kimse şiddet uygulayamaz. Hanım uygular. Ama olmaz. Biz kabul etmiyoruz bunu. Hanım duydukça ben rahatlıyorum. Biraz daha vur, biraz daha vur diyorum. Gülüyorum, hoşuma gidiyor. Vurdukça gülüyorum, gülüyorum. Ben bir ara kickbox yapmıştım. Kendimi evet savunuyorum. Ev savunamıyor musunuz? Geçen evet gün mosmordu yüz. Evet ki gün savunamadım, buram morardı. Fondötenle zor kapattık. Yo, olsun vursun, önemli değil. Rahatlar. O da rahatlıyor, ben de rahatlıyorum. Önemli değil. Hani Kemal Sunal'ın bir filmi var ya, adam dayak yiyor, yiyor, rahatlıyor. Şimdi o da bana dayak atıyor, atıyor, ben de rahatlıyorum, iyi oluyor. O vurdukça ben gülüyorum. Şimdi... Olmasın hocam, şiddet hiçbir şekilde olmasın hayatımızda, tabii, değil mi? Tabii, tabii, tabii. İyi biraz bir şey olur değil. Aile arasında. Hele ki hocamıza asla istemiyoruz. Hocam siz ben lavanta lazım forte kullandığım için rahatım, relax. O vursa yani dayak da yesem hiç umurumda değil diyorsunuz. Lavanta forte. Hocam şimdi buraya yayına şöyle kafa göz sarılı bir şekilde gelmeyin. Sakın. Dikkat edin. Lavanta forte kullanıyorum. Rahatlıyorum, relax. O pek kullanmıyor. Onun hocam ona verseniz eski. Geriliyor, geriliyor. Sinirleri yatıştırıyor. O da sinirleri yatıştırıyor mu? Sakinleşmek kendisi, için kendisi ben de jimnastik yapıyor üzerimde. Olmaz. Sinirleri yatıştırıyor. Evet, evet, öyle, öyle yatıştırıyor. Şimdi siz dayak yediğiniz ya da yiyeceğiniz için mi hani sakinleştirici alalım dediniz, yoksa hanıma şiddet uygulamayayım diye mi? Yok hocam, dayak zaten yiyince, sakin. Biraz daha çok dayak yiyeyim rahatlasın diye. Yani biraz daha rahat. Şimdi at kestanesi çok önemli bir bitki. Neden, niçin? Bunun kabuğu soyulursa içerisinde pempemsi beyaz çok güzel bir tohum var. Bu tohumu rendelenir. 5 gramı demlenerek bir bardak kaynar suyla rendeliyoruz hocam. İçi çayı içilirse variz, venöz yetmezlik, selülit, baldır ve bacaklarda kramp, ödem, kaşıntı ve huzursuz bacak sendromu dediğimiz, bazı insanlar yatarken uyurken bacağı tık tık atar, evet, ağrısızı uyanır, bir daha da uyuyamaz. Hocam bir daha anlatalım. Şimdi 5 gram, yani kaç tane at kestanesi gerekiyor? Bunun yarısı. Yani o elinizdekinin yarısı yetiyor mu? Yeter, yeter. Onu rendeliyoruz.
rendeliyorsunuz. 5 gram bir çay kaşığı. Tamam. Demle yapıyorsunuz. Üzerine 1 litre kaynar su. 1 litre kaynar su yetiyor mu hocam? Pardon, bir bardak. Bir bardak kaynar su tamamına koyuyoruz. Tamamına 1 litre, yani bir bardak yeterli. Evet. Eğer ki çok ağır değilse çayı yeterli. Eğer biraz ağırsa at kestanesi sirkesi yapılır. Sirkesi. Rendelenir, şişeye konur, üzerine sirke bekletilir. 1,5 ay sonra sirke kullanılırsa aynı şekilde. 1,5 ay bekletiyoruz, onu evet. Kapalı bir yerde bekletiyoruz. Evet, değil sirkede mi? Olduğu için bozulmaz. Tamam. Baldır babacıklardaki variz, venöz yetmezlik, kaşıntı, ödem ve huzursuz bacak sendromuna karşı etkilidir. Bunun birleşimindeki etken madde zaponin denir. Hocam şu romatizma ağrılarına da iyi gelir mi? O ayrı. Ona at iyi kes, gelmez. O ayrı. Hocama bir soru sorabilir miyim? Hocam bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Şimdi variz dediniz de benim dikkatimi çekti. Benim annem 72 yaşında. Genç kızından beri variz var. Yani doğumdan sonra olmuş ve ayağı şöyle, iki ayağı çok variz var. Ameliyat doktora çok götürdük biz. Yalnız doktorlar ameliyat falan dedi ama annem de ameliyattan korkuyor. Şimdi yaşı da 72. Bir de yengem var. Onda da variz var. Öyle bir hapınız var mı? Onu da bir rica etsem. Yani evet. O varizi, bir de kaşıntı oluyor. Variz var ya. Evet. Toplu damar şişmiş. Doktorlar öyle söyledi bize. Bunun birleşimindeki etken madde %5. Siz bunu rendeleyip çayını içerseniz etkili. Fakat ağır vakalarda çayı yeterli değil. Konsantre hali etkilidir. Nedir bu? At kestanesi forte. %100 konsantre. Ağır vakalarda ameliyata gerek yok. At kestanesi kullandığı zaman ameliyatsız kurtulur. Ameliyat çözüm değil. Ameliyat olduğu zaman 6 ay sonra yeniden toplar damar. Ama hocam bizim karşı komşumuz var. Şu kadın annemden genç. Şu an 54-55 yaşında. O da ameliyat doktora gitti. Doktor ameliyat etti ve şu an rahatladım diyor ama diyor dün gördüm kendisini ben. Kaşıntı var diyor bende. Ya varizlerin gitti diyor ama diyor kaşıntı var diyor bu sefer diyor. Herhalde yeniden lüks edecek. Başka yerlerinden tekrar çıkar. Peki hocam bu annemin için bu varizler bayağı patlak. Şöyle söyleyeyim ben size. Şu kısım şöyle böyle bayağı iri. Damarlar artık şey olmuş. At kestanesi forte. Kimyasal bir ilaç da var. Bununla ilgili rutin denen bir madde. Bundan çeşit çeşit variz, venöz yetmezlik gibi rahatsızlara karşı ilacı yapılıyor rutin. Bunun birleşimindeki etken madde rutinden 600 kat daha etkili. Klinik araştırmalar var. Bakalım ne var? At kestanesi ile. Klinik araştırmalar bilgi var. Ne diyor? Heidelberg Üniversitesi Almanya'da ve Türkçesi karşılığı kötü bir şehir. Söylemeyelim hocam. Ayıp bir kelime. Bu iki şehirde yapılan, üniversitelerde yapılan klinik araştırmalarda baldır ve bacaklardaki yorgunluk, ödem, kramp, kaşıntı gibi rahatsızlıklar 240 hasta üzerinde denenmiş, tedavi edilmiş. Üniversitede, kliniğinde. İki, yine aynı şekilde 118 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Problemsiz tedavi edilmiş. Ha bir de benimle ilgili bir olay var. Ben daha önce orada bir bahçede hobi olarak arada sırada gidip bahçeyle uğraşıyordum. Bahçeyi bıraktım. Kitabımla ilgili çok yoğun çalışmaya girdim. Yoğun tempolu bir çalışma sonucu vakit bulamıyordum bisiklet sürmeye veya tarlaya bahçeye gitmeye. Baldır ve bacaklarımda ağrı hissetmeye başladım. Oo çok kötü. Yeni başlıyor. Hemen bir çare nedir dedim. At kestanesi. Rendeledim. At kestanesi sirkesi yaptım. Birkaç gün için bir şey kalmadı. Fakat ağır vakalarda at kestanesi sirkesi, at kestanesi çayı yeterli değil. Şimdi at kestanesi forte. Şimdi benim az ağır yani. Tabii. Ağır. Şimdi onun için ben sormak isterim. Özellikle de söylememi annem ve yengem akşam sizi programı da izlemişler dün filan. Özellikle sormamı rica ettiler. Tabii ki Türkiye'de böyle bayanlarda çok, gerçi erkeklerde de vardır da. Yani bu hem bilgi olarak ben sizden alacağım. Ben kullanacağım yani. Akşam anneme götüreceğim. Yengeme izah edeceğim. Alacağım sizden ben. Bugün alacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hürmetler. Şimdi şöyle. Ofiste, büroda çalışan insanlar şöyle oturmamalı. Bütün ağırlık kemik omurlara biner. Bel fıtığına sebep olur. Şöyle düşecekmiş gibi oturmalı. Düşecekmiş gibi. Düşecekmiş dik gibi. Dik yani. Dik. Kalkacakmış gibi.
ağırlık kaslara binmeli. %50 %50 olmalı. Böyle yatıyor böyle bazıları. Böyle olduğu zaman ne olur? Bütün ağırlık omurlara biner. Omurlar da diski sıkıştırırsa bel fıtığı ortaya çıkar. Ben Almanya'da bunun kursuna gittiğim için alışmışım. Hiçbir zaman böyle oturamıyorum. Alışkanlık. Hep böyle düşecekmiş gibi oturacaksınız. Her an kalkmaya hazır gibi. O zaman ne olur? Ayaklarınız böyle düz. Ağırlık nereye biniyor? Omurlara ve karın kaslarına daha çok. Kaslar gevşemiyor. Bir. İkincisi, ofiste çalışanların sürekli bilgisayarın başında böyle robot gibi durursa ne olur? Ayaklar, ayak baldır ve bacaktaki kaslar gevşediği için variz oluşur. Ne yapmak gerekir? Ayağını böyle, ayak parmak ucunu böyle, ikide bir böyle bir zıplatması gerekir. Kasları harekete geçirmesi gerekir. Ayak hareketleri yapması gerekir. Walking, yani bir çeşit. Düzenli olarak ayak hareketleri yapması gerekir. Arada bir, uyarması gerekir baldır ve bacaktaki. Uçakla seyahat edenler, uzun yolculuğa çıkanlar sürekli böyle yatarak giderse ne olur? Ödem oluşur. Bir de bakarsın baldır bacak gitmiş. Perişan olmuş, şişmiş kalmış. Bu nedenle uzun yolculuklarda otobüsle, trenle, uçakla vesaire gidenler arada bir böyle ayaklarıyla masaj, yani damarlara, kasları harekete geçirmeli. Aşağıdaki, bu da önemli. Hocam ben kaşıntıdan bahsedince bir şey aklıma geldi. Dün soracaktım, unuttum. Arkadaşımızın babası uyuz olmuş. Uyuz olmuş. Çok fena kaşınıyormuş. Ne tavsiye edersiniz? Bana sormamı istemişti. Kendisi de dinliyor şu anda. Uyuz olmuşsa çok kötü. Hocam uyuz olduğunu bir insan nasıl anlar? Akarlar. Biz akarları görmüyoruz. Her insanın yatağının altında milyarlarca akar var. Onlar, akar dediğiniz nedir? Bücük, bücük, bücük. Böcek. Yani böcek. O gözle göremediğimiz çok küçük. O... Çok küçük. Evet, bunlar canlılar. Bir santimetre karede milyonlarca olur. Bunlar neyle besliyor? Biz yattığımız zaman derimiz dökülüyor. Dökülen deriler yatağın altına geçiyor. Evet. Ölü deriler, ölü. Bunlar da bizim insanların derisini yiyerek onunla besleniyor. Ne oluyor? Bunlar orada faaliyet gösteriyor ve deriyi yerken de tabii ki dışkısı, toksik bir madde deriyle temasa geçtiği zaman akarların alerji, kaşıntıya sebep oluyor. Akarların dışkısı insanda kaşıntıyı tetikliyor. Kaşıntıya karşı ozon yağı. Ozon yağı. Şimdi atalarımız bir yağ geliştirmiş. Nedir bu yağ? Eskiden kılıç yaralarını iyileştirmek için kullanılan bir kılıç yağı vardı. Kılıç kalkan savaşı kalktığı için eski tür savaşlar kılıç yağı da unutuldu. Tarihe geçti. Biz atalarımızın üretmiş olduğu bu kılıç yağını geliştirdik. Ozon yağı. Ozon yağı kaşıntıya karşı, hatta bazı insanlar da atopik ekzema, alerjik eksem, sedef gibi kaşıntılı yaralarda kullanılırsa bebeklere dahi kullanılır. Bu bebeklerin genellikle kasık bölgesinde oluşan pisliklere karşı. Kullanıldığı zaman ne yapar? Kaşıntıyı önler. Küçük bebekler de kullanılır. Her yaştaki insan kullanabilir. Bir de yenileyici bunun özelliği de vardır değil evet, mi? Bir özelliği daha var. Hamile bayanlar karın kasları gelişir. Açılır. Anne rahmi 27 kat büyür. Hocam bir rahim büyüdükçe karın kasları da bacak kasları da evet açılır. Bu da hamilelikten sonra kişi jimnastik yapmazsa ne olur? Karnı sarkar, bacakları sarkar, baldırı sarkar. Toparlanmak gerekir. Göğüsleri sarkar. Evet hocam hemen toparlamak için ne yapmak gerekir? Jimnastik yapmak gerekir. Ozon yağıyla masaj yapmak. Marka hakimlikte bağlar zaten. Çok sağ olun. Rica Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Evet hocam siz ne diyorsunuz? Hürmetler, saygılar diyor. Hürmetler, saygılar. Şimdi ben burada bir bitkiden bahsediyordum. Neydi? Hamemelis virginiana. Hocam Türkçesi yok mu onun? Cadı fındığı. Cadı fındığı. Biz ondan anlarız hocam. Yaprağı. Cadı fındığının yaprağı ve kabuğu ilaçlar yapılır. Ne için kullanılır? Küçük bebeklerde gözüken pişiklere. Bir. İki.
hemoroide karşı etkilidir. Hemoroid. Hemoroid, evet. Evet. Profesör Doktor Svobodo ve Maya'nın yapmış olduğu klinik araştırmalarda besin alerjisi nedeniyle ortaya çıkan sulu, kabarcıklı, kaşıntılı ekzemaya, yani atopik ekzemaya, cilt hastalıklarına karşı kullanılır. 3. Ameliyat sonrası, Profesör Doktor Maya'nın yapmış olduğu klinik araştırmada, ameliyat sonrası iyileşmeyen yaralarda, yaraları iyileştirici özelliğe sahiptir. Biz bununla ilgili ne yaptık? Hamamelis forte. Camomelis forte. Camomelis forte. Cadı fındığı forte. Cadı fındığı forte. Bu iyileşme yaraları iyileştirir. Hemoroidi kısa sürede iyileşmesini sağlar. Pişikleri, bebeklerdeki çok sık gözüken pişiklerin iyileşmesini sağlar. Artı bununla bir de cadı fındığı şurada resmi var. O cadı fındığı ülkemizde var mı hocam? Yetişiyor. Karadeniz bölgesinde yaban olarak yetişir. Evet. Bir bitki daha var. O da nedir? Mahonia aquifolium. Türkçesini Mahonia. Söyleyin hocam. Oregon üzümü. Oregon üzümü. Üzüme benzer ama üzüm değil. Nereye gittin? Siyah üzüme benziyor, evet. Aa, maşallah inşallah. Hayır, o değil. Şu küçük üzümleri var, morumsu. Bunun kökünün kabuğu ve dalının kabuğundan ne yapılır? İlaç yapılır. İlaç. Ekstraktı. Sedef hastalığına karşı dünyada en etkili bitkidir. Sedefin sebebinin mantar olduğunu İtalyan asıllı Dr. Simon Gini 30 yıllık yapmış olduğu araştırmalar sonucu belgelemiştir. Hı hı. Alman asıllı Profesör Doktor Wiesenau, Profesör Doktor Gita yapmış oldukları araştırmalarda sedefi Mahonia ile iyileştirmişlerdir. Biz bunun Mahonia forte. Telefon buyur. Evet hocam. Evet, sedefle ilgili bugüne kadar deniyorduk ki efendim keratin denen protein yetersizliğinden kaynaklanıyor. Hücreler yenilenirken bu protein yetersizliği sedefe sebep oluyor deniyordu 100 yıldır. İtalyan asıllı Profesör Doktor Simon Gini 30 yıl sedef üzerine yapmış olduğu araştırmalar sonucunda sedefin sebebinin bağırsaklardaki mantarlar olduğunu belgelemiştir. Ve Alman asıllı doktorların da yapmış olduğu klinik araştırmalarla Mahonia'nın sedefi iyileştirdiği kesinlik kazanmıştır. Biz bununla ilgili birçok sedef hastasını iyileştirdik. Hatta birisi bir Ağustos ayında... Hocam iyileştiler mi gerçekten? Tabii tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu sedef hastalığı strese bağlı bir hastalık olduğu için hani bir süre ne ilaç kullanırsan stres kullan geçiyor ama... Stres sadece tetikler. Stres tetikliyor. Sebep değil. Ama sonradan yine sebep çıkıyor bağırsak, hocam çıkmıyor mu? Bağırsak florası. Bağırsaklardan hastalıkların %99'u bağırsak florasının bozulması nedeniyle buradaki faydalı bakterilerin azalıp zararlı bakteri ve mantarların çoğalması, zararlı bakteri ve mantarlar ne yapıyor? Hamurlu tatlı yediği zaman kişi, yani glikozun içeren bir şey yediğinde glikozu neye dönüştürüyor? Etan, metan, butan gibi zehirli gazlara, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkollere, histamin, penisilin gibi toksik maddelere. Bu toksik maddeler ne yapıyor? Bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa bağırsak kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşur. Yağ tabakası oluşursa ince bağırsak yeterince enzim salgılayamaz. Çok özür diliyorum, yap. Lafınızı bölüyorum ama bana çok sorulan sorular var. Kısadan sormak istiyorum. Buyurun. 6 aylık bir ablamın torunu var. Hayatta insanın değerli, en değerlisi çocuğudur. Çocuğu bebek olunca daha önemlidir. Sizin kaşıntıya karşı işte bebeğin sıkıntıları ne olabilir? Kaşıntı, hazımsızlık ya da gazı falan ürünlerinizden çok yararlandılar. Ama şu anda da herhalde dişler çıkacak bir damak kaşıntısı var. Onun için ne önerirsiniz? Onu öğrenmek istiyorum. Evet. Şimdi ozon yağı dedim ya biraz önce, ozon yağı birçok rahatsızlıkta kullanılır. Mesela bu tür kaşıntılara sürdüğü zaman kaşıntıyı önler. Cilt hastalıklarında kullanılır. Mesela hamile bayanlar, tabii ki hamilelik sırasında yavaş yavaş karınları büyürken, rahim 27 kat büyür dedik ya, yırtılmalar olur. Yırtılmaları önlemek için karındaki kasları ve bacaklarda, baldırlarda, göğüste yırtılmaları önlemek için hamile bayanlar çatlakları, yırtıkları önlemek için ozon yağı sürerlerse ne olur? Genleşme, açılmada problem olmaz. Yani bebeğin dişleri çıkıyorsa...